Herkese buz gibi bir Zonguldak sabahından günaydınlar. Gerçekten buz gibi ama abartmıyorum. Ya ben epeydir böyle erken kalkmıyorum ya ondan. Neyse arkadaşlar, saatler 9.30. Ben erkenden kalktım. Kozlu'ya gittim. İşlerimi hallettim. Ya ufak bir işim vardı, işlerim derken. Ondan sonra benzin aldım. Yukarı elektrikçiye gittim. Aradım beyefendiyi. Kozlu'dayız dedi. Bir saate kadar geliriz dedi. Ben de tamam dedim. İnşallah. Ne oldu? Yanımda bir şey yok ki. Bir şey yok ki. Bekle. Neyse, ne diyordum? Şoka gidiyorum da. Bir saate kadar gelirim dedi. İnşallah. Sonra kahvaltımı yaparım. Bugün pazara gideceğim. Şöyle bir dolaşırım. Yemeklerimiz var. Yanına ilave yapar mıyım bilmiyorum. Öyle işte güne başladı. Kendime de niye çevirmiyorsam bilmiyorum ama bugün gerçekten soğuktu yani. Bilmiyorum, kar soğuğu gibi bir soğuk var. Ben de böyle sivitle yelekle çıktım ama ne bileyim, hep böyle çıkıyordum. Dediğim gibi bu kadar erken işim olmuyordu ya. Öğleden sonra muhakkak ısınır, bu soğuk kırılır diye düşünüyorum. Şimdi dün Şok'ta bana yazanlar vardı ya, kırlentler geliyor diye. Hazır çıkmışken ona bakacağım. Bakayım o kırlentler nasıl, hoşuma gidecek mi? Bir de dün çok güzel bir terlik vardı. Onu da olmazsa yarenciğimi alacağım. Öyle yani, ekmek alırız, oradan da evimize gideriz. Hadi bakalım, güne başladık enerjik bir şekilde. Şimdi çıkmışken Gülay'cığıma da taksit vereyim. Haydi bakalım. Evet, şimdi sohbetimizi ettik. Aa, bunlar da yeni gelmiş herhalde. Şu da güzelmiş. Gidelim bakalım. Şoka. Bakalım şimdi sizin söylediğiniz yastık kılıfları. Bunlar aynen şu değil mi? Evet, kırlent kılıfı. Bunun fiyatını sorayım. Ay, Gülay'da da çok güzel nevresim vardı da. Heh, dün bunları beğendim ben, bakın. Güzel değil mi? Yarın işe alsam diyorum. 39. Şu kaç? 40. Ya önü açık ben giyemiyorum da en azından kızım giyer. 37. Şu 38. Yine en iyi bu galiba. Büyük mü olur ki? Aa, şunlar da gelmiş. Ay, yalnız yine bunlar satılmıyor mu ki? Fiyat yok sanki. Vallahi fiyat yok da durun bakayım, bir sorayım. Arkada da var bu kırlentler de. Ben bir tane alsam. Şimdi ama kararsız kaldım. Hani örtü bu renk ya. Boğar mı, şu renk mi alsam? Neyse, bunlar bayağı bir var da. Siz de bana yazın da. Ya da Yaren'e mi sorayım? Bir arkadaşa sorayım şunların fiyatlarını. 9. Pardon, bunlar satışta mı? Evet, yok. Etikette sorun var. Tamam. Tamam. Ben de etiket görmeyince satışta mı değil dedim. Tamam. Teşekkürler. Ay, bunlar da mika ama güzel. Ağır duruyor. Good morning bakalım. Aha. Bakarken bakıyorduk. Fiyatlarını gösteremiyorum ama. Şöyle terlik de var ama. Neyse. Şu 50'ymiş. Ama önü açık ya, kullanışlı olur mu ki sizce? Şunu da vazgeçtim ya. Ben böyle hani uzun oluyor ya. Şöyle dikdörtgen. Öyle bir şey alayım. Şunu da bilmiyorum. Acele etmiyorum. Neyse. Yine sabah sabah kararsızım. Makinemiz ortaya geldi arkadaşlar. Ama evimin görüntüsü hala böyle. Şu şekilde uzak çekim yapayım. Saat 10'da beyefendiyi aradım. Bir saat sonra geleceğiz dedi ama gelmedi. Tekrar aradım. İşleri uzun sürmüş. Henüz daha gelmeyeceklermiş. Ben de o zaman çarşıya gideceğim. Akşam üzeri gelir misiniz dedim. Gelirim dedi ama ne yalan söyleyeyim, umudum yok. Bakalım, hep beraber görelim. Hatta şurada not aldım. Gülay'dan başka bir elektrikçinin numarasını aldım. Olmazsa o beyefendiyi arayacağım. Neyse, kahvaltı falan yapıldı. Dediğim gibi çamaşır makinesi çalışıyor. Şimdi ben bu makineyi getirdim. Diğer şarjlı süpürgeyle bu halıyı süpürmüyorum. Çünkü niye? Zorlanıyor arkadaşlar. Hani biliyorsunuz şarjlı süpürgeler kırılıyor. O yüzden zorlamak da istemiyorum. Şimdi koltukları güzel süpüreyim. Ondan sonra yerleri şöyle bir alalım. İnşallah şu görüntü akşam kaybolur diye ümit ediyorum.
Bir de şurada kablolar falan var ya, o öyle bir böyle gözüme batıyor ki anlatamam sizlere. Neyse daha fazla konuşmayayım. Saat şu an 1'e tam çeyrek var. Bir 15-20 dakikada hızlı bir şekilde süpüreyim. O esnada makine bitsin. Hemen annemi arayacağım. Çarşıya gideceğim, söylemiştim. Pazara gideceğim. Daha sonra bir takıcıya gitmem lazım. Orada ufak bir işim var. Onu da halledeceğim. Eve geleceğim. Yemek ilavesi yaparım diye düşünüyorum. Bakalım. Neyse ama ilk önce şöyle süpürgemin şu şeylerini çıkartayım ve süpürelim bakalım arkadaşlar. Ay fişe takmamışım ki. Ay vallahi alemim ben ya. Bazen var ya. Neyse. No problem. Yaren de bu arada terlikleri beğendi. Resim attım Yaren'e. Alayım mı kızım dedim. Al anne dedi. Büyük bir ihtimalle onları da alacağım şoktan ona. Haydi bakalım. Bakın koltukta yine böyle çıktı. Bir şeyler var diyecektim. Şöyle en rahat kıyafetlerimi giydim. Pazara gidiyorum. Az önce Elif'le mesajlaştık. O da çarşıya gidiyormuş. Ne yapacaksın Yeşim abla dedi. Dedim öyle birkaç bir şey alacağım. Çok eksiğim yok. Hava güzel dedim. İstersen sahilde oturalım. O da ben de sana diyecektim dedi. Şimdi birazdan ya pazarda buluşacağız ya dışarıda buluşacağız. Asansörde yeni iniyordu da beklemedim. Yani böyle spontane mi deniyor? Aynen spontane gelişti. Gelin görünce dolaşırız, kahve içeriz. Ondan sonra da daha anneme ulaşamadık bu arada. Bu ara anneme ulaşamıyoruz biz. Hani eksikleri var mı? Acil görmem gereken şeyler var mı? Onları soracağım. Olmazsa cumartesi de gideriz. Fark etmez de. Öyle hadi gidelim bakalım. Ben pazara girdim. Almaya başladım bile. Ispanak 15'ti. Artık lahanası var 15. Anneme hala ulaşamadım. Yalnız. Bakayım ulaşabilirsem. Ben pazarı hallettim de Elif gelemedi, aslında gelecekti. Baksanıza. Annem de ararsa işte anneminkileri de alırım. Bunları ilk koyayım arabaya. Şimdi aldıklarımı arabaya yerleştirdim. Elif de dolmuştaymış. Giysi pazarında buluşalım Yeşim abla dedi. Giysi pazarında buluşacağız bakalım. Havada şansımız da güzel. Haydi gidelim bakalım. Şimdi Elif çepi beklerken boş durmayalım. Şu bizim tezgahlara gidelim. Nasıl kalabalık arkadaşlar, bu ara havalar da güzel gidiyor ya. Her şey 100 TL'ymiş. Elif seni bulurum dedi ama bulur o beni. Biz Elif'le buluştuk giysi pazarında. Neydi burası, adını unuttum. Demirci, bu ara hafıza kaybı var. Demirci çarşısında takıcıya gidiyoruz. Bir kolye almıştım da kolyem koptu. Bu ara nazara göre. Sonra da keyif yapacağız. Aynen. Belki bir şeyler yeriz. Bakarız duruma göre. Hadi gidelim. Biz böyle Demirci Çarşısı'nın birinci katında, adı neydi? Asle. Asle takıcıdayız arkadaşlar. Çelik ürünler var burada. Bakın çok güzel. Çok güzel. Aynen. O çok güzel. Başka? Ay. Şöyle. Şunlar da güzel Elif. Üçlü gibi. Bak şunlar da üçlü gibi güzel. Böyle mavileri de seviyorum. Bir de ben kelebek seviyorum. Nerede? Şu. Şurada da var bak. Bakayım. Sen almıştın gerçi değil mi çelik? Aldım ya. Bir şey olmuyor gerçekten. O yıldızlar falan geçen seneden beri takıyorum. Buraya yarın getireyim. Çok güzel. O da güzelmiş. Şu kalpler çok moda da bu biraz büyük falan. Fazla büyük. Bunlar da çelik değil mi? Onlar bijuteri, orası indirimde. He. Orası 40 lira ama onun dışında hep kolyeler, küpeler, Cartier modelleri, bileklikleri hep çelik. Kolyelerimden memnunum zaten şimdilik. Aynen aynen. Tabii tabii, bir sıkıntı yok. Çanta Instagram'ını açtım. Öyle mi? Tabii, çanta sayfası. Tamam, orayı da takip ederiz. Çantalara bakarız. Aynen, orayı da takip ederiz. Bak şu da güzel. Bakayım. O da güzel. Aynen Elif. Çeşit de çok olunca zaten, hele ben. Umut var mı? Elif gömlek bakıyor. Aynen. Trendyol'da onun kremine baktım, ne biliyor musun? 250 ama güzel. Güzel ama bak. Değişik. Cepleri falan da güzel.
Aa, hiç girdi. Hadi gir. Siyah da var. Ceket gibi de sonbahar, ilkbaharda giyiyor. Aynen ama yeşil de güzel. Yeşil de modeli daha belli olmuş. Şurada krem daha farklı. Kaşe. Daha kalın. Kaşe bak. Kaşe mi? Bu daha 350. 350. O 250 miydi? Evet, 250. Yine oradaki ürünler de nakit değerli. Şimdi Elif'le baktık. Canımız diğerlerini istemedi. Simit söyleyeceğiz. Poğaça yoktu değil mi? Yok herhalde. Oğlum müziğe bak yalnız. Şimdi sırayla. Az önce Elif'te izlediniz. Şimdi bende izleyeceksiniz. Şöyle çaylar geldi. Tabii Elif şeker kullanmıyor. Onun havası da bir başka biliyor musun? Ay yok. Havası batsın. Ben denedim de yok. Ben vallahi yapamıyorum ya. Havalı oluyor. Şekersiz mi? Ha. Allah seni kahretsin. Ay ben kullanmıyorum demek var ya böyle. Sıcak mı baktın mı? Soğuk mu? Çok güzel. Hadi bize afiyet olsun. Şimdi Elif'in vazgeçilmezi. Diyor ki sen de al. Dedim benim kurabiyem var. Ama onları ben de seviyorum. Bak Yaren de hangisini babama seviyor şunları. Alıyordum. Benim çocukluğumun kurabiyesi. Ama eskilerin kurabiyesi. Bir de prens pasta bak. Burada yok herhalde o. Şu taraftadır. Var mı? Bir de onu çok alırdım ben. Eskiden. Biliyor musun? Bilmem mi? Şu. 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 Ey gidi. Şu ne en alttaki? Yanındaki de. Şu beyaz olan. Ha, onu bilmiyorum. Diğerini biliyor musun daha? Aynen. Var hala canın istiyorsa. Ben almayacağım. Kurabiyem var ama buradaki hepsi güzel zaten Elif. Evet yedik içtik. Şimdi Elif birer tane de kurabiye verdi. Mis gibi kurabiye de yedik. Daha istiyor mu diyor. Yok dedim. Şimdi tekrar pazara gidiyoruz. Yaşamadık. Şimdi tekrar pazara gidiyoruz. Anneme de bir iki bir şey. Kalabalıkta konuşulmuyor ki ya. Bir yok. İnsanlar bakıyor, tuhaf geliyor insanlara. Bunlar ne yapıyor acaba diyorlar. Aynen. Yani tekrar pazara gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi Elif'le beraber gidiyoruz. Elif'i bırakacağım. Oradan anneme uğrayacağım. Eve geçeceğim bakalım. Şarkılar da çok güzel. Hala çok güzel. Aynen ya çok güzel. İnsan eve gidesi gelmiyor değil mi? Evet. Haydi bakalım. Evet. Elif'i bıraktım. Şimdi şöyle, anneme çok bir şey almadım, bilmiyorum çünkü neleri eksik. Biraz dururum giderim arkadaşlar, bir kahve içeriz annemle. Şimdi annemle kendimize Nescafe yapacağız. Şimdi bir Nescafe keyfi de yapalım anacığımla. Haftaya da Allah kısmet ederse annemle beraber şöyle ana kız keyfi yaparız. Bu hafta böyle annemin çok hali yoktu, o yüzden çıkmak istemedi. Şimdi anacığımla keyif yapalım bakalım. Anne burada içelim değil mi? Ama şey dur. Sehpa vermeme gerek var mı? Yanar mısın? Yok yok yanmam. Ne izliyorsun dizi? Bu şey dizilere bak. Günlük diziler var. Ama dikkatli tut anne. Şey dur dur ben bu tepsiyi vereyim mi sana? Tepsiyi vereyim mi? Evet kısa da olsa anacığımın da gönlünü yaptım. Beraber kahve içip biraz sohbet ettik. Diyorum ya biraz böyle kendini iyi hissetsin. Annemle de bir gün böyle dolaşırız. Şimdi gidelim hadi. Bugün biliyorsunuz Elif'le birlikte Demirci Çarşısı'na gittik. Kolyemi yaptırdım. Asne Bujiteri'ye gittik. Oradaki beyefendi bunu bana ayırmış. Ben bayağıdır uğrayacağım ama fırsat olmamıştı. Siz zaten enerjik bir insansınız ama bu size daha çok enerji getirsin dedi. Şöyle bir kolye hediye etti sağ olsun. Birazdan takacağım inşallah. Kolyemi de yaptı bu arada. Şöyle 10 liraya töngel aldım. Birazını babama bıraktım. Biberin son demleri. Aslında birazcık vardı ama yine dayanamadım. Yarım kilo aldım. Bunu Yarenciğime aldım. Güzel bir böyle sirkeli falan turşu yapacağım. Yaren aşırı seviyor bunu. 15 liraydı brokoli. 10 liraydı kilosu benim aldığım 5 lira tuttu. Ispanak 15 liraydı. Salatalık 15 liraydı. Çeri 15 liraydı. Ben 10 liralık aldım. 10 liraydı. Lahananın güzelliği ufak ufak. 1 kilo aldım 10 liraydı. Burada da marulla maydanoz var. Maruldan biraz anneme bıraktım. Çünkü bağı çok büyüktü. Orada görüyorsunuz hurmamız, armut, kivi var, dolapta mandalin, elma var, portakal var. O yüzden meyve almadım. Aldıklarım böyle.
Şimdi bunları ezan okunuyor. Duyuyorsunuz. Jet hızıyla güzel yerleştireyim. Dünden çorbam var, karnabaharım var, biraz makarnamız var. Şimdi hemen siyahları attım. Onlar yıkanırken bunları güzel bir şekilde dediğim gibi yerleştirelim. Kolyemi de takayım. Havada neredeyse karardı. Bir yarım saate kadar yarenciğim gelir. Bugün de böyle Elif'le plansız oldu ama güzel oldu. Arada böyle gelin görümce gezmelerimiz iyi oluyor. Sizler de seviyorsunuz. Güzel oldu arkadaşlar. Evet, şimdi işlerime bakayım, tekrar yanınıza gelirim. Ay, ben şeyi unuttum. Yarenciğime terlik alacaktım, onu unuttum. Neyse, o kalır nasıl olsa, yarın falan bakarım inşallah. Şimdi tam aldıklarımı yerleştiriyordum. Sabahki elektrik için aradığım beyefendi, hatta iki kere aradığım beyefendi gelmedi arkadaşlar. Haber de vermedi. Gülaycığımdan bir arkadaşın numarasını aldım. Şimdi o beyefendi geldi, sağ olsun, Allah razı olsun, aramamla geldi. Neyse, baktı, bunları söktü, içeriye baktı, hiçbir arıza gözükmüyor. Burada sizin yaptığınız bir şey de yok dedi. Telekomcuların gelip bakması gerekiyormuş. Artık bilmiyorum, anlamadım ya. Burada internet çalışmıyor ama ara yerde çalışıyor. Yalnız televizyonda böyle gitgide öne geliyor. Ne yapacağız bilmiyorum valla. Bakar mısınız? Şimdi beyefendiyle tekrar böyle çektik. Buralar savaş alanı gibi oldu. Neyse, artık buraları böyle bırakıyorum çünkü yarın inşallah gelirler, bakarlar. Şimdilik problemimiz çözülmedi yani. Evet, benim için çay vakti arkadaşlar. Şimdi güzel çayımı içeyim. Şurada da görebiliyor musunuz ama görmüyorsunuz. Marulları aldığım hanımefendi böyle gazetenin üzerine koy, iyice suyunu çeksin dedi. Yalnız toprağı görüyor musunuz? Akşam salata yaptım Yaren'le kendime. Bayağı bir suda beklettim. Marullarımız böyle kısa kısa olduğu için çok çamur oluyor. Salata güzel olmuştu. Afiyetle yedik. Tırtıl kurabiyelerden de koydum. O zaman çayımı içeyim. Kapanışta tekrar buluşuruz bakalım. Gözlüğü çıkardım. Ondan mı böyle puslu görüyorum? Işıktan mı görüntüm böyle? Hani ters açı oluyor ya, bilmiyorum ama şu an kendimi puslu görüyorum. Bu arada marullarla size veda edelim. Demin size dedim ya, marullar bakın. Yalnız gösterememişim. Çamuru görüyor musunuz? Çok çamurlu oluyor ama bir lezzetli oluyor ki bunlar. Bakar mısınız? Çok suda bekletmek gerekiyor. Şimdi bunlarla böyle mercimek köftesi yapacaksınız. Mis gibi yiyeceksiniz de Yaren de hiç sevmez. Suyunu bayağı bir çekti. Birazdan buzdolabı poşetlerine koyup kaldıracağım. Bu akşam yaptım böyle, mis gibi yedik. Yemek ilave etmedim çünkü yeteri kadar vardı. 3 çeşit yemeğimiz vardı. Yetti de arttı. Hatta birazcık makarnamız kaldı. Bugünden böyle düşünüyorum, yarın ne yapsam diye. Birçoğunuz da öylesiniz eminim. Bugün gördüğünüz gibi Elif'le çarşıya gittik. Planlı bir şey değildi ama iyi ki böyle, hani ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Gün içinde zaten birbirimize bayağı böyle ses atıyoruz da ikimiz de böyle denk gelmesi çarşıda iyi oldu. Hani gitmeden konuşmuştuk. Gelin görümce gezdik, eğlendik, bayağı bir de güldük. Ondan sonra da Elif'i eve bıraktım, işte anneme gittim gördüğünüz gibi. Annemle birazcık oturdum, kahve içtik ve eve geldim arkadaşlar. Gün o kadar çabuk geçiyor ki, 2 gündür ütü yapacağım. Yarın yaparım, öbür gün yaparım, böyle erteliyorum ama şimdi 2 makine çamaşır daha astım. Yarın ertelememem gerekiyor da artık bakalım, bir şekilde halledeceğiz. Ablamı da bugün konuştuk ama akşam aramadım. Storiesinde gördüm, sinemaya gitmiş arkadaşlarıyla. İyi de yapmış, çok da iyi olmuş. Keyfi bol olsun. Arada böyle kaçamaklar iyi oluyor vallahi. Bugün Elif'le de diyoruz böyle sık sık inelim diyoruz. Havalar da güzel gidiyorken ha, bizim için karkış fark etmiyor. Yeter ki aklımıza koyalım. Yapacağımızı yapıyoruz da. Öyle işte arkadaşlarım. Her geçen gün kanalıma, sayfama yeni gelen arkadaşlarım var. Özellikle bu ara bayağı gelenler var. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bacılarım, can bacılarım. Allah hepinizden razı olsun. Beni izlediğiniz için, bana vakit ayırıp yorum yazdığınız için, yorum yazan elleriniz dert görmesin. Sizleri seviyorum. Birazdan yorumlarınıza döneceğim. Her gün o kadar içten, o kadar güzel yorumlar alıyorum ki, hem YouTube'dan hem Instagram'dan. Beni hala Instagram'dan takip etmeyenler varsa orada da yeşimli günler, oraya da bekliyorum sizleri. Orada da böyle işte araba sürerken, alışverişe gidiyorsam, işte nerede oturuyorum, evde ne yapıyorum, kısa kısa storyler paylaşmaya çalışıyorum. Bugün Elif'e de söylüyorum ama öyle bir şeyim var ki benim. Mesela pazara gidiyoruz ya, videoyu çekiyorum, telefonu cebime koyuyorum, story atmayı unutuyorum. Yoksa gün içinde böyle peş peşe hani her yaptığımı atsam herhalde bir 20 story falan olur yani, ama bazen cidden unutuyorum yani. İki tarafı birden idare etmesi zor oluyor. Çünkü sadece bunlar değil, biliyorsunuz.
İnşallah yarın şu internet işini de hallederim. Bugün beyefendi her şeyi açtı, baktı ama hiçbir sorun yok dedi. İnternetten yani Türk Telekom'dan gelen arkadaşımız da prizde sorun var dedi. Anlamadım vallahi. Bugün beyefendi hatta böyle mercekle falan baktı, her tarafa baktı. Bilmiyorum. Yarın o salonu gelsin gelmesin bir şekilde halletmem lazım. Konsolun da dün size söyledim ya, bacakları böyle ince olduğu için aklım çıkıyor. Televizyonda ince ya böyle. Düşecek falan diye böyle ödüm kopuyor. Sürekli oynatmak da istemiyorum. Neyse, ne çok konuştum. Evet, burada vedamı yapayım. Çayımın sonu böyle. 3 bardak çay içtim artık, daha içmem yeter. Evet, sizleri seviyorum. İnşallah, umarım keyifle, tebessümle, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. İnşallah kısmetse yarın tekrar buluşuruz. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın. Ama bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hala abone olmadan izleyen arkadaşlarım varsa, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşça kalın.